Herkesin yaptığı ama kimsenin konuşmak istemediği şey, dışkı. Çoğu insan tuvalette olanlardan bahsetmemeyi tercih eder. Ancak doktora gittiğinizde bağırsak hareketlerinizi sormasının bir nedeni vardır. Yapabileceğiniz en rahat konuşma olmayabilir, ancak dışkınız aslında size bağırsak sağlığınız hakkında çok şey söyleyebilir, bu da size genel sağlığınız hakkında önemli bilgiler verir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Garip bir uygulama gibi gelebilir, ancak bir dahaki sefere dışkınızı yaparken genel bir bakış atmak gerçekten iyi bir fikir olacaktır. Dışkı, sindirim sağlığınızı takip etmenin harika bir yoludur. Cilt sorunları, kaygı, sık sık hastalanma ve yorgunluk, bağırsak mikrobiyomunuzun bozulduğunun yaygın belirtilerinden bazılarıdır. Bununla birlikte, tuvalet alışkanlıklarınız, bağırsak gastrointestinal sisteminizde neler olup bittiğini de ortaya çıkarabilir. Dışkınızdan bağırsak sağlığınız hakkında öğrenebileceğiniz şeyler var. Dışkı renginiz size bağırsak sağlığınız hakkında neler söylüyor? 1 numara. Kırmızı dışkı. Kırmızı dışkı fark ederseniz, yapmanız gereken ilk şey, yakın zamanda pancar yiyip yemediğinizi hatırlamaktır. Eğer yemediyseniz, bir check-up yaptırmanız gerekecektir. Dışkınız kırmızıysa veya hafif kırmızıya çalıyorsa, bu gastrointestinal kanalda kanama olduğunu gösterir. Kanama fistüllerden kansere kadar farklı problemlerden kaynaklanabilir, bu nedenle kesinlikle gastroenterolog uzmanından acilen destek alın. 2 numara. Siyah, katran dışkı. Siyah veya katran görünümlü dışkı da genellikle kanamaya işaret eder ancak, eski kan olduğu için siyaha döner. Bu genellikle kanalın üst kısmında kanama olduğunu gösterir. Bunun nedeni, yemek borusundaki yırtıklar, iltihaplı mide astarı veya anormal kan damarları olabilir. Kanlı dışkıda olduğu gibi, en kısa sürede bir gastroenterolog uzmanından acilen destek almalısınız. 3 numara. Sürekli cıvık dışkı. İshal olmanıza neden olabilecek türde yemek yediğinizde, arada bir cıvık dışkı normaldir, ancak sürekli olarak bu şekilde dışkılama, genellikle altta yatan bir durumun işaretidir. En yaygın durumlar, irritable bağırsak sendromu, çölyak hastalığı veya laktoz intoleransı gibi gıda intoleranslarını içerir. Antibiyotik gibi bazı ilaçlar da kalıcı ishale neden olabilir. Sürekli olarak cıvık dışkı probleminiz varsa, bir uzmana görünmenizde fayda vardır. 4 numara. Soluk, kil renkli dışkı. Soluk veya kil renkli dışkınız varsa, safra üretimini azaltan bir karaciğer enfeksiyonunuz olabilir veya, karaciğerden safra akışı engellenebilir. Bu durum, safra taşı, kistler, tümörler, hepatit veya bazı ilaçlar gibi çeşitli şeylerden kaynaklanabilir. Dışkınızın soluk olduğunu sürekli olarak fark ederseniz, tıbbi yardım alın. 5 numara. Yüzer, hafif dışkı. Yüzen dışkı, beklediğiniz gibi vücutta aşırı gaz üretimi anlamına gelir. Bu çok zararlı görünmese de aslında sindiriminizin eksik olduğu ve besinlerin emilmediği anlamına gelir. Yaklaşık 2 hafta boyunca düzenli olarak yüzen dışkı yapıp yapmadığınızı takip edin. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, sindiriminizi iyileştirmeniz için diyetinizi değiştirmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, altta yatan bir durumun işareti olabilir. 6 numara. Yeşil dışkı. Yeşil dışkı, genellikle kötü veya eksik sindirimin bir işaretidir. Bu renk, safranın varlığından kaynaklanır. Safra, safra kesesinde depolanır ve yağları sindirmek için kullanılır. Ancak dışkı sisteminizde çok hızlı hareket ederse, safranın sindirilme şansı yoktur. Salmonella gibi bazı enfeksiyonlar da yeşilimsi dışkılara neden olabilir. Sindirim sistemi nasıl iyileştirilir? Sindirim sağlığınız önemlidir ve neyse ki sisteminizi tekrar rayına oturtmak genellikle kolaydır. Gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunları yaşıyorsanız, bu ipuçlarını deneyin. Yavaş yiyin. Bu durum daha az hava yutmanızı ve daha çabuk doymanızı sağlar. Aşırı yeme olasılığınız daha az olacaktır. Daha küçük porsiyonlar yiyin. Daha küçük porsiyonlar şeklinde beslenmek, midenizin daha küçük miktarları daha iyi sindirmesini sağlar. Herhangi bir reflü veya şişkinlik yaşama olasılığınız daha düşüktür. Yatmaya yakın zamanda yemek yemeyi sınırlayın. Sindirim sisteminiz sabahları en iyi şekilde çalışır, bu nedenle yatmadan birkaç saat önce yemek yememeye çalışın. Stresi yönetin. Stres, sindirim sisteminizin etkili bir şekilde çalışmasına izin vermez. Farkındalık uygulamaları gibi, iyi başa çıkma stratejilerine sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışın. Bir rutini koruyun. Midenizi belirli bir zamanda yiyecek beklemek için eğitin. Probiyotikleri deneyin. Yiyeceklerimizin çoğu pastörize edilmiştir, yani midemizin ihtiyaç duyduğu sağlıklı bakteri kültürlerini içermezler.
Bağırsak sağlığını korumak için probiyotik almak konusunda doktorunuza danışın. Veya daha fazla doğal yoğurt ve elma sirkesi gibi mayalanmış yiyecekler tüketin. Bunu yapmak garip gelebilir, ancak bir dahaki sefere bağırsaklarınızı boşaltmanız gerektiğinde, sifonu çekmeden önce bir göz atın. Size sağlığınız hakkında önemli şeyler söyleyebilir. Bağırsaklara ne iyi gelir? Sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durup stresle vedalaşma, bağırsaklarımızda bulunan iyi bakterilerin sayısını artırıyor. Böylece gelişen sağlıklı bağırsak florası, hastalıklara karşı daha güçlü oluyor. Sindirimin son bulduğu bağırsaklardan toksik öğelerin atılımı gerçekleşir. Ancak bozulan florayla birlikte bağırsaklardaki bariyer bozulur ve toksik maddeler geri emilmeye başlar. Bu emilim sonucunda da bağışıklık sistemimiz bozulurken, diyabet, depresyon, kanser ve kalp damar hastalıkları gibi sistemik hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu açıdan da düzenli olarak bağırsaklara iyi gelen besinler tüketmek, diğer rahatsızlıkların da gelişmesini önlemede yararlı olur. İşte, bağırsaklara ne iyi gelir sorusuna yanıt olabilecek bazı besinler. Karbonhidratın basitine kaçmayın. Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler, yüksek posa içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak, sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırır. Toksik öğelerin kalın bağırsakta uzun süre kalmaması sayesinde, burada zararlı bakteri oluşumunun önüne geçiliyor ve sağlıklı bağırsak florasının devamlılığı sağlanıyor. Her gün basit değil, kompleks, yani tam tahıllı karbonhidrat kaynakları, haftada en az 2 günde kuru baklagil tüketmeye özen gösterin. Kefir, dost bakteriler kazandırıyor. Bağırsaklarımıza dost bakteriler içeren probiyotik besinler, florayı düzenleyerek bağırsağın düzgün çalışmasını sağlıyor ve toksik maddelerin geri emilimini engelliyor. Kefir, içerdiği probiyotikler sayesinde, bağırsak sağlığının korunmasında önemli bir etkiye sahip. Süt ürünlerine alerjiniz veya intoleransınız yoksa, her gün bir su bardağı tüketmekte fayda vardır. Ev yoğurdu. Dost bakteriler açısından oldukça zengin bir besin olan yoğurt, içerdiği canlı mikroorganizmalar sayesinde, sindirim sistemini düzenliyor, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor. Günde 2 kase yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin. İyi bir probiyotik kaynağı turşu. Turşu, içerdiği yararlı bakteriler sayesinde florayı korurken, yüksek lif içeriği sayesinde dışkının bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlıyor ve böylece sağlıklı bir sindirim sistemine destek oluyor. Ancak her ne kadar probiyotik zengini olsa da, yüksek sodyum içeriği sebebiyle turşu, tansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları, mide hastalıkları olan kişiler tarafından ya kontrollü bir şekilde tüketilmeli ya da hastalığın seyrine göre hiç tüketilmemeli. Omega-3, dost bakterilere destek. Omega-3, vücuda dost bakterilerin sayısının artırılmasına destek oluyor ve böylece sağlıklı bir flora oluşturuyor. Haftada 2-3 kez omega-3'ün en zengin kaynaklarından biri olan somonu tüketmeyi ihmal etmeyin. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.